Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görseliyle de lezzetiyle de beğeninizi kazanacak yumuşacık bir poğaça tarifi hazırlayacağız. Bu güzel poğaça tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçanın hamuru için uygun bir kasenin içerisine 200 milimlik bardak ölçüsü 2 su bardağı ılık süt. 2 yemek kaşığı toz şeker. Bir paket kuru maya, 125 milimlik çay bardağı ölçüsüyle ile 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet büyük boy yumurtanın akı ve birinin sarısı diğerinin sarısını üzeri için ayırıyoruz ve tüm malzemeleri şeker eriyip maya çözülene kadar karıştırıyoruz. Malzemeler tamamen karıştıktan sonra kullanacağım un miktarının yarısından biraz fazlasını kaseye ilave ediyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Toplamda 6 su bardağı un hazırlamıştım fakat 5,5 su bardağı un yeterli oldu. Bu esnada 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ettim fakat kamera çekmemiş o yüzden burada belirtmek istedim. Bu esnada 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra unu tüm malzemelerle birlikte güzelce harmanlıyorum. Kullanacağınız un miktarı unun markasına, cinsine, kalitesine göre değişeceği gibi kullanacağınız yumurtanın boyutuna göre de değişkenlik gösterecektir. Hafif ele yapışan, yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de benim de yaptığım gibi ununuzu yavaş yavaş ilave etmeye dikkat ediniz. Evet hamur artık yoğrulacak kıvama geldi. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Az önce de belirttiğim gibi yumuşak ele hafif yapışan bir hamuru elde edeceğiz. Poğaça hamurlarınızda lütfen fazla un kullanmayın. Mutlaka yumuşacık, hafif de ele yapışan bir hamur elde etmeye özen gösterin. Evet artık hamur toparlandı. istediğim yumuşakta ve pürüzsüzlüğe geldi. Birkaç dakikada tezgah üzerinde yoğurduktan sonra hamuru artık dinlenmeye alabiliriz. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamuru güzelce yoğurdu. Böyle pürüzsüz bir dokuya ulaştıktan sonra sizlerle son kıvamını paylaşmak istiyorum. Tekrar belirtmek istiyorum lütfen sert hamurlar hazırlamayınız. Yumuşacık olsun, hafif elinizi tutsun ve istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Çay bardağının dibinde kalan sıvı yağı da hamurun üzerine döktükten sonra her yerine sürüyorum ve üzerini kapatıp hamuru en az yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Vaktim olduğu için 45 dakika kadar dinlendirdiğim hamur iki katı boyutuna ulaştı. Hamurun şöyle hafif bir havasını alıyorum ve tezgahın üzerine alıp toparlamaya başlıyorum. Hamurun havasını alıp maya kokusundan da kurtulduktan sonra hamuru uzunlamasına bir forma getiriyorum ve 16 eşit parçaya ayırıyorum. Hazırladığım bezeleri almak için böyle bir tepsiyi yağlıyorum ve artık sizlerle birlikte hızlıca bezelere şekil vermeye başlayabiliriz. Daha ufak poğaçalar istiyorsanız beze adetini arttırıp boyutlarını küçültebilirsiniz. Ben tepsime göre hazırladığım için boyutunu büyük ve 16 adet tutmayı tercih ettim. Hazırlamış olduğum bezeleri yağlamış olduğum tepsiye yerleştirdikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağı birleştirdim. Tereyağını eritip sıvı yağ ile mutlaka ılık hale getirdim ve şimdi sizlerle birlikte tüm bezelerin üzerini yağlıyorum. Yağın kaynar olmamasına ve her bezerin üzerinin yağ ile kaplanmasına lütfen dikkat edelim ki. Hem poğaçalarımız yumuşacık hem lezzetli hem de kolay açılan bir formansın. Evet hepsini yağladıktan sonra bu şekilde üzerlerini bir poşetle kapatıp 10 ila 15 dakika arasında dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurlar yeteri miktarda kendini saldı. Güzel bir dokuya ulaştı. Evet, şimdi sizlerle birlikte poğaçalara şekil vermeye başlayabiliriz. Sadece parmaklarınızı kullanarak bu şekilde büyüttüğünüz poğaçalarınıza kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Ortalama bir çay tabağından daha büyük hale getirmiş olduğum hamurun üzerine peynirli iç harcından ilave ediyorum ve hamuru ortadan ikiye bir çizik atarak bölüyorum ve videoda da gördüğünüz gibi katlamaya başlıyorum. Kendi ekseni etrafında çevirerek katladığım poğaçanın altını da bu şekilde sıkı sıkı kapadıktan sonra üzerine baskı yapıyorum ve yuvarlak bir forma getiriyorum. Evet poğaçalara şekil vermek oldukça kolay. Şimdi son poğaçayı da sizlerle birlikte hazırladıktan sonra Hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Poğaçaları mutlaka belli boşluklarda yerleştirelim. Çünkü oldukça güzel kabarıp birbirlerine yapışıyorlar. Belli boşluklarda yerleştirmiş olduğum poğaçaların üzerine elimle bir miktar baskı yaptıktan sonra üzerini kapatıyorum. Ve mutlaka en az 15 dakika boyunca tepsi mayası için dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı kadar süt ilave edip bu ikiliyi güzelce çırpıyorum ve pürüzsüz hale geldikten sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. yumurta sarısını sürerken üzerlerine baskı yapmamaya dikkat ediyorum ki böylelikle gelmiş olan o tepsi mayası gitmesin. Böyle hafif hafif sürelim ve sürdükten sonra üzerine ister çörek otu ister susam ister benim gibi mavi haşhaşla süsleyebilirsiniz. Yumurtayı sürmeye başladığımızda mutlaka fırını 180 derece önceden ısıtmaya dikkat edelim. Fanlı ya da fansız fark etmez. Nasıl güzel pişiriyorsa o şekilde tercih edebilirsiniz. Ben fanlı fırın kullandım. Şimdi hızlıca üzerine haşhaşları da döktükten sonra ısınmış olan fırına poğaçaları yolluyorum. Poğaçaları orta tarafa yerleştirdikten sonra ortalama 35 dakika kadar pişiriyorum. Tamamen kızarıp kabarana kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Poğaçaların ilk sıcağı çıktıktan sonra ortalama 3-4 dakika sonrasında üzerine sofra bezi ile kapatıyorum. Ve böylelikle daha yumuşak halde ılık hale gelmesini bekliyorum. Aradaki farkı daha önce denemediyseniz mutlaka gözlemleyeceksiniz. Sofra bezi ile kapalı 15-20 dakika kadar beklettiğim hala sıcacık olan poğaçaların yumuşaklığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz pişmiş ya da çiğ haliyle buzlukta saklayabilir. Dilediğiniz zaman ısıtıp ya da pişirip misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.